Sevgili dostlar, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Biz Çay Üreticileri Meclisleri olarak bu açıklamayı Rize'den Çaykur Genel Müdürlüğü önünde yapacaktık. Sizden topladığımız imzaları, taleplerimizi içeren dosyayı Çaykur aracılığıyla Tarım Bakanlığı'na ulaştırmayı düşünüyorduk ama olmadı. Rize Valiliği kimsenin anlam veremediği ama biz çay üreticilerinin çok iyi anladığı bir kararla bugünden geçerli olmak üzere 5 gün boyunca toplantı ve yürüyüş yasak kararı aldı. Bu karar geleceklerini çayın üzerine kurgulamış, geçimini çaydan sağlayan ve yaşamını sürdürmek için gelirinin önemli bir bölümü çay alan üreticilerin hak arama mücadelelerinin önüne koyulmuş hukuku olmayan keyfi bir karardır. Üreticilerin kendi kurumları olan Çaykur önünde basın açıklamasıyla taleplerini kamuoyuyla paylaşması yasaklanmıştır. Bundan dolayı valiliğin bu tutumunu çay üreticisi olarak şiddetle kınıyoruz. Sevgili üreticiler, çay üreticisi hakkını arıyor. Çay üreticisi adalet istiyor. Çay üreticisi örgütleniyor. Çay üreticisi talep ediyor. Çiftçi arkadaş, ülkemiz derin bir ekonomik kriz içinde. Her gün başta temel gıda maddeleri olmak üzere tüm tüketim malzemelerine zam geliyor. Geçen yıla kıyasladığımızda gelirlerimiz eridi. Alım gücümüz 4/1 oranına düştü. Temel gelir kaynağımız olan yaz çay hasadı için tarlalara gireceğiz. Ancak hasat başlamadan daha gübreleme dönemine gübre alımı için borçlandık. Hasat dönemi maliyetler yüzünden daha da borçlanacağız. Üretici arkadaş, çaresiz değiliz. Örgütlenip sesimizi duyurmak zorundayız. Bu anlayışla bölgede çay üreticileri olarak taleplerimizi içeren imza metni hazırladık. Taleplerimiz var. Yaş çayda taban fiyat uygulanmalıdır. Yaş çay taban fiyatı 9 TL olmalıdır. Organik yaş çay fiyatı konvansiyonel çayın 2 katı olmalıdır. Çay gübre ve benzeri gibi fiyatların yüksekliğinden kaynaklandığı üretici enflasyon oranında sumbanse edilmelidir. Çay üreticisi özel sektör karşısında korunarak taban fiyatın altında yaş çay alımı yasaklanmalıdır. Halktan gizli hazırlanan özel sektörü koruyan yaş çay yasası tasarısı geri çekilerek üreticilerle yeniden hazırlanmalıdır. Çayda kota ve kondansiyon uygulamaları kaldırılmalıdır. Mevsimlik işçiler kadroya alınmalıdır. Toprak sağlığı ve verimliliği çalışması yapılarak organik çay üreticilerinin çay sertifikaları çıkarılmalıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Teşekkürler arkadaşlar.